Bir önceki videomuzda otizme nöroçeşitlilik açısından bakmanın önündeki en büyük sorun olan engellilik söyleminden bahsettik. Engellilik söylemi çoğu bireyin normal olması, normalleştirilmesi üzerinden işler. Bu bireylerin içimizden biri olması, bizim gibi yaşaması, bizim gibi olmasına dayalı eğitim ve programlar önerir ve çoğu bireyi belirli normlara göre değerlendirir. Engellilik söylemini çevremize baktığımızda hemen fark edersiniz. İnsanların bakışlarından, size karşı bilinç dışı davranışlara ve ön yargılara kadar açık ve net bir şekilde karşımıza çıkar. Okullarda istenmez, havuzdan kovulur, toplu taşıma araçlarında bariz şekilde dışlanmaya maruz kalırsınız. Bu engellilik söyleminin toplumdaki yansımalarını her yerde ve her şekilde görebilirsiniz. Eğer bir engeliniz varsa ya da onun yakınıysanız. Peki bu neden olur? Herkes kendinin iyi bir insan olduğunu düşünmesine rağmen toplumsal yaşamda insanları böyle bir tercihe ne zorlar? Gerçek şu, 1950'lerin başında özel eğitimin yaygınlaşmasıyla birlikte özel ihtiyaç sahibi çocuklar hakkındaki çalışmaların, yapılanların ve konuşmaların hemen hepsinin sadece engellilik söylemi üzerinden işlediğini görüyoruz. Bu bir bakıma tam yerine oturmuştu. Bu çocuklar normal değildi, çeşitli zorluklar yaşıyorlardı ve bizim gibi gelişmeye ihtiyaçları vardı. Ve bunlar değişmenin, gelişmenin, normalleşmenin önündeki engeller olarak eğitilmeleri ve toplumsal yaşama kazandırılmaları gerekiyordu. Ve geri zekalı, engelli, bozuk ve benzeri gibi özel eğitim alması gereken bireyler olarak etiketlenmeye başlandı. Ve hala bu anlayış güçlü bir şekilde varlığını sürdürüyor. Siz de eğer birilerinin topluma kazandırılması, mutlaka özel eğitim alması gerektiğini düşünüyorsanız dikkat edin. Bu düşüncenin etkisinde olabilirsiniz. Diyeceksiniz ki biz bu çocukları ne yapacağız? Böyle çocuklar yok mu? Hiç kimse dört dörtlük değildir. Kendimiz de dahi kime eleştirel gözle bakacak olursak olalım mutlaka birçok eksiklik görürüz. Gelin çiçeğini yaprakların olmaması nedeniyle yaprak eksikliği, bozukluğu diyerek onu koparıp atmıyoruz. Ayrı bir yere alıp büyütmüyoruz. Onu sorun haline getirmiyor, patolojikleştirmiyoruz. Onun eşsiz güzelliğini takdir ediyoruz. Bizden farklı ten rengine sahip birini de pigmentasyon bozukluğu ile şikayetçi biri olarak tanımlamıyoruz. Böyle yapmanın da ırkçılık olduğunu biliyoruz. Benzer şekilde farklı tarzda düşünen, öğrenen, farklı türde beyni olan çocukları da patolojikleştirmememiz ve sorun olarak görmememiz gerektiği ortada. Özel eğitim alan çocuklara verilen hizmetlerdeki, eğitim ve terapilerdeki büyük değişimleri hepimiz görüyor ve yaşıyoruz. Özel eğitim alan her çocuğun en az kısıtlayıcı ortamda uygun eğitim almasını zorunlu kılan yasalarımız da var. Genetik, beyin, insan gelişimiyle ilgili alanlardaki araştırmalar katlanarak artmasına rağmen aynı bakış açısını sürdürüyoruz. 1980 ve 90'lardaki eğitim, terapi ve danışmanlık koşullarında değiliz. Otizm spektrum bozukluğuna sahip olarak tanımlanan çocukların sayısında da ciddi bir artış da gözlemleniyor. Ciddi eğitim programları da ortaya çıkmaya başladı son 20-30 yılda. Bu konuyla ilgili çok ciddi bir gelişme gözlemlenmektedir. Günümüzde eskiden dışlanan çocuklardan özel öğrenme ihtiyaçları tespit edilen ve buna yönelik hizmet verilen öğrencilere yönelik eğitim ortamlarına geçildiğini rahatlıkla görebiliyoruz. Ancak yasalardaki boşluklar, bütçe sorunları, toplumsal farkındalığın düşüklüğü gibi nedenlerden dolayı çoğu birey hala nitelikli eğitim terapi sürecinden hak ettiği şekilde yararlanamamaktadır. Okullardaki tüm herkese özür durumuna bakılmaksızın hizmet verilmesi gerektiği çağımızın eğitim paradigmalarından biri olmasına rağmen hala bir ütopya gibi görünmektedir. Peki ne yapacağız?